Merhaba arkadaşlar. Az önce giriş videomuzda da bahsettiğimiz gibi özür dilerim. 3DS Max 2016 Extension 2 paketiyle gelen yeniliklere değineceğiz arkadaşlar. Kısaca bir özet geçmek gerekirse neler yapacağız? Size ne gibi özelliklerden bahsedeceğim? İşinize yarayabilecek. Hemen onları anlatayım. Öncelikle arkadaşlar en büyük yeni özelliklerden birisi hemen burada Help'in yanında gördüğünüz Print Studio'dur arkadaşlar. Send to Print Studio. Bu nedir arkadaşlar? 3DS Max'ten 3 boyu 3D yazıcılara iş gönderebilme özelliğidir. Burada ne modellerseniz 3DS Max içerisinde ne modellerseniz modelleyin, ne hazırlarsanız hazırlayın, 3 boyutlu yazıcılara gönderebiliyorsunuz. Bunun gibi çok güzel bir özellik. Onun dışında arkadaşlar size yeni bahsedebileceğimiz Text Plus özelliği var. Geliştirilmiş bir Text Plus özelliğinden bahsedeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak Print Studio kullanımına değineceğiz arkadaşlar. Şimdi Print Studio'ya yani Print Studio aracılığı ile 3 boyutlu yazıcılara nasıl iş gönderebilirsiniz? Bunlara değinelim hemen. Böyle arkadaşlar bir plane'imizi oluşturduk. Bunun segment sayısını arttırmamız gerekiyor. 20-20. Evet. Sonrasında hemen bunu kill moduna alalım, daha rahat olsun. Sonrasında modelik, poligon modelik konverti poliye çevirdik. Sonrasında buradan generate topoloji ve arkadaşlar. Bu açılan diyalog penceresinden hemen buradan böyle bir parke yüzey diyebiliriz bunu, ya da taş parke yüzeyde diyebiliriz. Anası bunu yaptıktan sonra modifier listen latitude komutunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi latiş komutunu yaptığımızda arkadaşlar böyle bir özellik oluyor. 0,5'e düşürüyoruz. Joints kısmını da 0,5'e düştük. Ve onu 1 olarak da bırakabilirdik. Yüzeylerini yumuşatıyoruz. Yine aynı şekilde yüzeylerini yumuşat ve end caps. Buradan segment sayısını 2 yapıyoruz. Joints'ten de 2 yapıyoruz. Daha güzel, daha yuvarlak oldu. Bu bir daha seçim arkadaşlar. Bunu 3 yaparsak daha hoş gözükebilir. 1,2 de yaptık mı? Büyüttük. Şimdi arkadaşlar mesela bu şekilde hazırlamış olduğunuz bir nesne veya objeyi Print Studio'ya gönderebilirsiniz. Hemen buradan Print Studio'ya tıklıyoruz. Tabii ki bilgisayarınızda Print Studio'nun da kurulu olması gerekiyor ki Extension 2 paketiyle otomatik kurulur. Şayet yoksa siz autodesk.com Dowlands bölümünden ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Şimdi hemen Print Studio'yu gördüğünüz gibi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tam ekran geçelim. Şöyle bir uzaklaşalım. Şimdi arkadaşlar default olarak Autodesk'in kendi 3 boyutlu yazıcısı olan Embra has ayarlarla gelmekte. Bu gördüğünüz 3 boyutlu yazıcının baskı alanı da Embra'nın baskı alanını temsil etmekte, o ölçüleri barındırmakta. Şimdi bu bizim objemiz baskı alanına taşmakta. Hemen nesnemizi seçiyoruz. Öncelikle bir center diyelim. Sonrasında scale komutuyla arkadaşlar güzel bir şekilde küçültüyoruz. Sonrasında tekrar move ile birazcık da yaklaşalım. Halen büyük. Birazcık da shift'e basılı tutarsanız orantılı bir şekilde küçülecektir. Evet, buradan tekrar move alanı seçiyoruz ve baskı alanımıza girdi. Gördüğünüz gibi sağa sola olan uzaklıkları 14,43 milim, 14,43 milim. Yani
bizim Ember 3 boyutlu yazıcımızın tam bir baskı alanına giriyor. Sonrasında repair var arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi hemen 100 tane hata var diyor. Burada duplicate hatasıymış. Auto repair diyelim. Ve bu hataları düzeltiyor. Sonrasında arkadaşlar birazcık bekliyoruz. Bakalım analiz repair'a gelelim. No problem. Problem bulamadım diyor. Yani hataları otomatik olarak düzeltiyor. Select region arkadaşlar, hani bölgeleri silmek istediğiniz bölgeleri silebilirsiniz. Separate yapıp ayırabilirsiniz. Invert edebilirsiniz. Sonrasında croplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Patch hole'ler yapabilirsiniz. Blank cut alan içinde kesim yapabilirsiniz. Balanslarını ayarlayabilirsiniz. Supports kısmında ise arkadaşlar, optimize dediğimizde daha düzgün bir şekilde baskı alanı içerisinde düzenlemesini sağlamakta. Sonrasında arkadaşlar manuel supports'umuz var. Preview diyoruz. Birazcık da bekliyoruz. Evet. Şimdi generate dedim. Buradan bizim baskı yüzeyimizi şöyle görebiliriz arkadaşlar. Mouse'unuzun sağ tuşu ile yaptığınızda objenizi daha net görebilmektesiniz. Hemen buradan Slice Preview'ye ve gelelim. Şöyle baktığımızda bizim baskı işleminden sonraki hali bu olacak arkadaşlar. Buradan hemen export kısmına gelelim ve export işlemini gerçekleştiriyor. Printer file was successful generated for Ember. Yani Ember yazıcısına göre dosyamız export edilmeye hazır diyor. Save dediğimizde arkadaşlar TarGS formatında bunun export işlemini gerçekleştirecek ve 3 boyutlu yazıcımıza gönderebileceğiz. Tabii ki buradan cancel diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, objemiz bu şekilde. Print Studio'nun kullanımı bu şekilde. Artık 3ds Max'ten de 3 boyutlu yazıcılara her türlü objemizi baskı için gönderebiliyoruz. Şimdi Print Studio'muzu kapatıyoruz ve hemen bu sahnemizdeki objemizi de silelim. Sonrasında gelelim. Çok güzel özellik. Text Plus buraya yerleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde Modifier listeden de kullanımını açalım. Şimdi arkadaşlar Text Plus ile neler yapabilirsiniz? Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Gelişmiş bir yazı editörüdür. Size çok büyük kolaylıklar sağlamakta. Mesela şunu söylemekte fayda var. Klasik text'den daha farklı olarak extrude, daha çok font, extrude özelliği, daha çok font desteklemesi, bevel'ların daha iyi olması gibi birçok özelliği var. Mesela Autodesk'in kendi yazı fontunu seçelim. Tabi önce yazıyı seçmemiz gerekiyor. Sonrasında footer seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan extrude'ümüzü 10 milim verdi. 5 milim verelim. Daha iyi. Sonrasında extrude segments'i de 2 verelim. Sonra otomatik eksenlerde ayarlı. Hemen bevel profil editöre geldiğimizde şöyle birazcık kenara çekelim. Bunu da böyle yapalım ki yaptığımız değişiklikleri orada görebilelim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle aşağı çekelim. Şu şekilde. Okey diyelim.
yazımızın üzerine değişiklikleri uyguladı. Sonrasında Apply Bevel'ı seçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazıların birbirine çok yakın olduğunu düşünebilirsiniz. Şöyle birazcık daha içeri steps olarak da yapıyoruz arkadaşlar. Convache dedik. Show advantage parameters da geldi. Start cut. Tamamdır. Manipulate text dedik arkadaşlar. Buradan böyle çekersek görüyorsunuz aralarındaki boşlukları manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz birbirine çok yakın ise. Buradakiler de aynı bu şekilde aralarını sorunsuz bir şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık da buradan da açalım hemen böyle. Birazcık daha açtık. Şimdi mesela burada hazır bevel'lar var. Mesela Envega'yı seçersek daha değişik. Pardon. Daha değişik özellikleri bürünüyor. Mesela burada Envega'yı seçtik. Convex dediğimizde bu şekilde özelliğe bürünüyor. Half circle dediğimizde böyle oluyor. Ledge dediğimizde böyle. Liner da bu şekil. Sonra Ogi var. Tabii ki bunları seçtikten sonra siz tüm özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında 3 step, 2 step, 2 adım ve 3 adım özelliklerini de kullandık. Arkadaşlar tekrar yazımızı seçelim. Şöyle birazcık yukarıya kaldıralım. Cap tip merp de diyebiliriz ona arkadaşlar. End cap no bevel cap dediğimizde bitiş noktaları da arkadaşlar. Mesela cap dediğimizi birazcık daha aşağı zoom ve bevel no cap de diyebiliriz. Animasyon seçeneğimize geldik. Separate olarak arkadaşlar karakteri seçtiğimizde animasyon işlemlerimize flip axis'i de aktif edelim. Karakter üzerinde daha kolay animasyon işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Buradan reset parameters'a tıkladığımızda ise tüm ayarlarımızı siler. Arkadaşlar bevel profil editor'a geldiğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde two step seçili hazır. Siz de kendiniz de burada kendi ayarlarınızı, bevel ayarlarınızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Open large text window'u açtığımızda bu kısımdan da yazınızı yazabilirsiniz aynı bu kısımdaki gibi. Sonrasında set value text bunu isterseniz ayarları kaydedip sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Mesela add butonuna tıkladık. Gelip buradan script deyip pick value tıkladığımızda transform text control x pozisyonu kaydetmiş olduk. Şu an kayıt işlemini gerçekleştirmekte. Ve klasik bir hatadan ötürü de 3ds Max book verdi arkadaşlar. Problem değil zaten. Dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyorduk. Zaten konumuz da bitmiş oluyordu. Şimdi arkadaşlar Extension 2 paketiyle gelen yeniliklerimiz bunlardı. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.